Runik her zaman Arkadaşlar ben size Müslüman Minecraft Survival Games değil MCS Geçiş Rotası serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümde tanıtacağımız map Holiday Resort. Öncelikle hemen şunu söylemek istiyorum. Diyeceksiniz işte niye Survival Games videosu gelmiyor falan. Survival Games videosunun gelmeme sebebi arkadaşlar biliyorsunuz ayın sonuna yaklaştık ve maalesef MCSG'de çok fazla lag var. MCSG'ye giriyorum artı 300 ping alıyorum ve artı 300 pingle maalesef oynamak pek mümkün olmuyor. O yüzden lag gelmiyor. Hem de işte fiber saldırı falan var. O yüzden de kaynaklanıyor olabilir. Her neyse yani birazcık Survival Games videosu bir süre gelmeyecek. O yüzden kusura bakmayın lag geçtiği zaman en kısa sürede Survival Games videoları yine tam gaz gelecek. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Holiday Resort map'i çok güzel bir map fakat burada rotanızı belirlemek birazcık size kalıyor. Nasıl size kalıyor? Mesela sen şurada doğduysan, burada doğduysan hemen kumsalın arkasında doğduysan şu mavi balona gitmen çok saçma olur. Eğer nerede doğduğunuza göre gitmek size kalmış. Mesela burada doğduysan buraya git, burada doğduysan buraya git, burada doğduysan buraya git, burada doğduysan buraya git. Çünkü zaten her rotada neredeyse tier 2 sayısı ve tier 1 sayısı aynı. Benim tanıtacağım rota, ben bu tarafı tanıtacağım çünkü genellikle ben bu tarafta doğuyorum ve bu tarafa doğru gidiyorum. Neyse hemen tanıtmaya başlayayım. Buradan ilerledikten sonra arkadaşlar bir tane tier 1 var. Bu tier 1'ı alın, buradan kılıç falan çıkar. Kılıç çıkarsa da zaten bayağı bir sizin için avantajlı olur ve şuradaki tier 2'yu da alırsınız. Hem de adamları da kesersiniz. Buradaki tier 2'yu aldıktan sonra ilerlemeye devam edin. Gidin böyle yani. Şurada bir tane daha tier 1 var. Eğer kılıcınız varsa bunu aslında pek almanıza gerek yok. Kılıcınız yoksa ama mutlaka bakın. Sonra yine devam edin buradan. Burada da bir tane tier 1 var. Yine bunu almak almamak size kalmış. Ben 2-3 tane tier 1 alıyorum. Sonra direkt tier 2'lara gidiyorum. Çünkü hepsini almaya kalkışırsam bayağı bir maalesef bu zamanım alıyor. Buradan devam edin dümdüz. Hemen şu altta yine bir tier 1 var. Ben yine de hepsini gösteriyorum mesela. Oradaki tüm tier 1'ları aldınız kılıç çıkmadı. Buradakini alırsınız buradan çıkar. O yüzden ben tüm tier 1'ları göstereceğim. Burada da gördüğünüz gibi bir tane tier 1 var. Sonra yukarı çıkın. Yukarıda hemen şurada yine bir tier 1. Tekrar şuradan böyle gidin. Burada hem crafting table var hem de bir tane tier 1 var. Burada eşyalarınızı craft edebilirsiniz. İşte iron sword falan yapabilirsiniz iki tane iron'ınız çıkarsa. Sonra helikopterin içinde bir tane tier 2 var. Ama öncelikle burada bir tier 1. Helikopterin içinde de bir tane tier 2 var. Tier 1, Tier 2 ne demek diye soran arkadaşlar olmuş. Tier 2 arkadaşlar içinden güzel armor, güzel armorlar çıkan işte taş kılıç, golden apple falan güzel itemlar çıkan şey. Tier 1'dan içinden birazcık daha kötü şeyler çıkan şey. Neyse. Şurada da bir Tier 1 olması gerekiyordu. Evet burada da gördüğünüz gibi bir tane Tier 1 var. Şurada bir Tier 1 var. Şurada bir Tier 1 var. Burada da bir tane var. Neyse birazcık da Tier 2'ları göstereyim. Şu an kadar sadece bir tane tier 2'yu gösterdim. Bu parkur gibi bir yer var buradan. Buradan çıkın böyle. Hemen şurada bir tane tier 2 olacak. İki tane tier 2 oluyor. Galiba burada 3 tane veya 4 tane tier 2 var. Şimdi hatırlayamadım. Aynen 3 tane tier 2 oldu pardon. Bir mavi balon, bir helikopter, bir de bu 3 tane tier 2 oldu. Bunları aldıktan sonra arkadaşlar şu tarafa doğru gitmenizi tavsiye ederim. Zaten videolarımı izleyenler bilir. Ben o tarafa doğru gidiyorum. Çünkü orada da bir tane tier 2 var. Bu tier 1 birazcık hızlı olayım. Şu da tier 1. Bu arada akşam oldu. Bu da tier 1 gördüğünüz gibi. Bayağı da bir tier 1 var burada. Yaklaşık da 4 tane tier 2 var. Hemen tier 2'yu da göstereyim. Tier 2 da bu ağacın üstünde. Bunlardan da güzel şeyler çıkıyor. Yaklaşık 4 tane tier 2 ve bayağı bir de tier 1 gösterdim. Siz bunların hepsini açarsanız, bu arada burada da tier 1 var. Siz bunların hepsini açarsanız arkadaşlar emin olun bayağı bir iyi armorunuz ve bayağı bir iyi kılıcınız olacak. Bunları aldıktan sonra bu rotadan da devam edebilirsiniz. Fakat bunları büyük ihtimalle almış olacaklardır. Çünkü ortadan koştuktan sonra direkt bu tarafa gelenler de var. Öyle yani. Bu bölümlük bu kadar. Benim için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.